Samet, şimdi sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Sor abi, sor. Sor. Oğlum sen benim nerede olduğumu mu söyledin lan Sibel'e? Çok üstüme geldi abi. Ya kardeşim sen manyak mısın? Ben bu kadından kaçmaya çalıştıkça istiyorsan bir de hareketli konum atsaydın kadına. Tam yerimi bulsaydı yani. Ya öyle oldu gerçi de. Sen iyi misin oğlum? Garezin mi var lan bana? Abi sonuçta patron kadın. Çok özür dilerim, tamam özür dilerim. Çok dert açtın mı başına? Şu ağzındakini yut da konuş, hiçbir şey anlamadım. Tamam, özür dilerim abi. Boşanma meselesi ne oldu? Küfredeceğim. Ağzındakini yutar mısın bir? Öyle konuşur musun? Tamam yuttum. Tamam yuttum. Tamam boşanma meselesi ne oldu? Ne oldu abi? Onu söylesene sen. Çözebildiniz mi? Allah belasını versin Samet ya bu boşanma meselesinin. Allah bin belasını versin. Yok çözemedik, çözemeyeceğiz de bu gidişle Samet. Sorma bir daha oğlum bana bir şey. Nerede olduğumu da söyleme kimseye. Hadi kapat şimdi telefonu. Kapatmam lazım benim. Hadi bay bay. Tamam. Tamam abi. Ne yapacağız? Yok artık ya. Hemen sinirlenme. Böyle oturacağız. Güzel güzel konuşacağız. Anlaşacağız. Sen imzalayacaksın. Sonra da vedalaşacağız. Sibel sen benim peşimi bırakmayacaksın ya. Anlaşıldı. Erhan. Ben sana dostluk eli uzatmaya geldim. İki medeni insan gibi konuşacak mıyız yani? Eğer öyleyse tamam mı? İyi. Ama benim biraz acelem var. Tansel arada. Yurt dışından delegasyon gelecekmiş. Onun için hemen imzalarsa ben giderim. Hmm, delegasyon diyorsun. Yani sen bunu hemen imzala, ben yoluma gideyim diyorsun. Aynen öyle. Bak ne güzel anlaştık. Vallahi yok öyle bir delegasyon ya. Var Erhan. Hangi ülkeden geliyor? Norveç. Norveç'ten hem de. Ya ben şirketten istifa edildi daha birkaç saat oldu Sibel. İnsan kaynaklarının karşısındaki sandalyede daha benim kurumamış terim var. Yani yok öyle bir delegasyon. Gelse bilirdim ben. Hele ki Norveç'ten gelse ben bilirdim ya. Seninle konuşmaya çalışan da kabahat zaten. Seninle konuşmaya çalışan da hiç kabahat yok değil mi yani? Bende hiç kabahat yok. İnsan yerine koyup konuşmaya çalıştım ya. İki medeni insan gibi konuşacaktık hani. Samet Allah belanı versin seni. Yok artık ya. Ya yok artık sen. Niye geldin Sibel yine ya? Bu kağıtları imzalamadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben buradayım. Ya neden bunu yapıyorsun ya bana? Hem senin ne işin var burada? Sen niye Elif'in yanında değilsin? Ya buraya sonradan gelen sensin. Sabahtan beri benim peşimi bırakmayan da sensin. Bu kağıtları imzalayana kadar bekleyeceğim. Hiçbir yere de gitmeyeceğim, tamam mı? Tamam gitme. Ben de gitmiyorum. Kalabalık ikimiz de burada. Sen de bekle. İyi, sen de bekle. Şahaneyiz şu an. Sen neler yaşadığımı bilmiyorsun bile. Sibel bana sürekli hakaret ediyorsun, sürekli bağırıyorsun. O yüzden bilmiyorum. Babamın Esin'le bir videosu var. Yuh, babanın Esin'le videosu ne demek babanın Esin'le videosu var? Ya böyle sürekli dalga geçtiğin için gerçekten sana hiçbir şey anlatılmıyor. Özür dilerim, tamam. Dinliyorum, lütfen anlat. Bu Muzaffer denen soytarı ne bir şekilde eline geçirmiş o videoyu, şimdi şantaj yapıyor. Şirket batmak üzere. Muzaffer Senem'le evlenmek için babama baskı yapıyor. Benim kafam karman çorman, kimseye yardım edemiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Belki de ailem darmadağın olacak. Seninle yaşadıklarının da cevası. Zafer. Her şeyin sorumlusu o kılıcık herif. Zafer. Hepsi o kılıcık yüzünden. Neyse, ne zaman imzalamak istiyorsan o zaman imzala. Müzik
son zamanlarda şirketimizin mali sıkıntılardan geçtiğini biliyorsunuz. Ama bunu en kısa sürede çözeceğiz ve en kısa sürede de maaşınız yatacak, hiç merak etmeyin. Ah, Erhan'ım olsaydı şak diye çözerdim meseleleri vallahi. Erhan Bey yok aramızda Samet Bey ve olmayacak da. Bu yüzden bunları benim liderliğimde çözeceğiz. Bu yine de Erhan'ın buralarda olsaydı bambaşka olurdu ya. Erhan'ım ne Samet Bey? Erhan'ım ne? Hı? İstiyorsan seni de kovayım. Erhancığınla birlikte evde çekirdek çitlersiniz koltukta, olmaz mı? Ne? Kusura bakma. Bu krizden çıkabilmemiz için de hepinizin özverinize ihtiyacım var. Herkese günaydın. Özel bir toplantı çıkar mısınız? Ne diyorsun kızım sen ya? Tahir'cim. Başlamış mı toplantı? Hayatımızı mahvettin. Annemi mahvettin. Senem'in hayatını mahvetmek üzeresin. Ve hepsi bu kadın yüzünden. Bu kadar mı kör etti seni babam? Hı? Çıkın odadan. Konuşmasına izin verme sen. Çıkın dedim.